Neredesin? Değerli katılımcılar, kıymetli basın mensupları, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bir süredir gündemimizde olan ve sağlık emekçilerini ve sağlık sisteminden hizmet alacak olan halkımızı ilgilendiren ve onlar için ciddi problemler içeren bir yönetmelikle mücadele ediyoruz. Bu yönetmelik bütün ısrarlarına rağmen 1 Kasım tarihli resmi gazetede yayın alarak yürürlüğe girdi. Ve bu konuda ortaklaştığımız iş alanımızdaki örgütlü dernekler, meslek örgütleri ve sendikalarla birlikte ilk etapta 3 günlük iş bırakma eylemi yapacağımızı bildirmiştik. Hatta devamında bu eziyet yönetmeliğini çekmezseniz eylemlerimiz artarak devam edecek demiştik. Ve bugün iş bırakma eylemimizin 3. günü. Bugün ortak basın metnimizi ilimizde aile hekimi olarak görev yapan, aynı zamanda Sinop Tıp Odası yönetim kurulu olan Beyatlı Bey yapacaktı. Buyurun. Hepiniz hoş geldiniz. Bizler her gün yüz binlerce vatandaşımızı sağlığına kavuşturmak, hastalanmalarını önlemek için aile sağlığı merkezlerinde aralıksız çalışan hekimlerin, sağlık çalışanlarının örgütleri olarak sağlık sisteminde yaşanan ve yeni doğan skandalı ile daha da görünür hale gelen büyük sorunları görüyor, biliyoruz. Henüz yeni doğan skandalı ortaya çıkmadan önce 14 Ekim'de bakanlığın hazırlamakta olduğu aile hekimliği performans ödeme yönetmeliğinin bu sorunlara çözüm olmayacağını, sorunlar yumağına dönüşmüş sağlık sisteminin düzeltilebilmesinin yolunun, birinci basamak sağlık hizmetlerinin ve koruyucu hekimlik uygulamalarının güçlendirilmesi olduğunu hem her kademeden bakanlık yetkililerine hem kamuoyuna duyurmuştuk. Yönetmeliğin eksik, hatalı yönlerini ve çözüm önerilerimizi bakanlık yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde iletmiş ve 19 Ekim'de Ankara'da düzenlediğimiz mitingle taleplerimiz konusunda kararlılığımızı ifade etmiştik. Ancak bakanlık tüm uyarı, öneri ve eleştirilerimizi duymazdan gelip 1 Kasım itibariyle yönetmeliği yürürlüğe soktu. Sağlık Bakanlığı'nın sağlık alanında yaşanan ciddi sorunları çözmek için birinci basamak sağlık hizmetlerini ve koruyucu hekimlik uygulamalarını güçlendirecek yapısal düzenlemeler yapmak yerine performans ve ödeme yönetmeliğiyle ödeme üzerinden değişiklikler yapmaya çalışması sorunların büyüklüğünü kavrayamamış olduğunu göstermektedir. Yürürlüğe giren bu yönetmelik halkın sağlığına ve hekimlerin, sağlık emekçilerin haklarına hiçbir katkı sağlamayacaktır. Zira bu yönetmelik koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik gerekli düzenlemeleri içermemektedir. Hastalara ve koruyucu hekimlik uygulamalarına yeterli zaman ayırılabilmesine fırsat vermemektedir. Kendi içinde taşıdığı çelişkili uygulamalar ile hekimlerle hastaları karşı karşıya getirerek şiddete zemin hazırlamaktadır. Belli ilaç gruplarının reçetelenmesi ve sevkleri sınırlayarak hekim bağımsızlığına müdahale etmektedir. Karmaşık hesaplamalar ile ulaşılması imkansız, mümkün olmayan, ulaşılsa bile halk sağlığı için faydasız performans kriterleri içermektedir. Yapılan işin kalitesine değil, sayısına öncelik vermektedir. Hekimleri ve aile sağlığı emekçilerinin iş ve gelir güvencesini ortadan kaldırmaktadır. Aile sağlığı merkezlerinde mevcut ebe ve hemşire eksikliğini gidermek şöyle dursun, artacak olan istifalar ile pek çok birimin geçici görevlendirmeler ile hizmete devam etmek zorunda kalmasına yol açacaktır. Sağlık haktır, satılamaz. Sağlık haktır, satılamaz. Sağlık haktır, satılamaz. Özetle bu yönetmelik çalışma koşullarını eziyete dönüştürecek bir yönetmeliktir. Halkın sağlığını, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının özlük haklarını ve çalışma koşullarını iyileştirmek bir yana yaşanmakta olan sorunları daha da derinleştirecek. Oysa halkın sağlığını koruyan, geliştiren, hekimlerin ve tüm sağlık emekçilerinin mesleki bağımsızlığının olacağı ve istekle çalışacağı,
ülkemizin ihtiyacı olan bir birinci basamak sağlık hizmeti programını hayata geçirmek için yapılması gerekenler bellidir. Sağlık Bakanlığı'ndan performans ve ödemenin karmaşık hesaplarıyla uğraşmak yerine aşağıdaki taleplerimizi yerine getirmesini istiyoruz. Kamusal bir hizmet olan birinci basamak sağlık hizmetlerinin fiziki ve tıbbi donanımı ve aile sağlığı merkezleri kamu tarafından sağlanmalıdır. Halkımıza nitelikli bir sağlık hizmeti sunabilmemiz için yeterli zaman ve olanak sağlanmalıdır. Koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelendiği ve ekip anlayışını gözeten bir sistem inşa edilinceye kadar aile hekimliği sistemi hekim başına 2000 nüfusu aşmayacak şekilde artırılmalıdır. Kadrolu ve güvenceli istihdam modeliyle yeterli ebe, hemşire, teknisyen görevlendirilmeli, aşılama ve diğer koruyucu hekimlik uygulamaları desteklenmeli, geliştirilmelidir. Kadrosuz, güvencesiz bir şekilde çalışan emekçiler kadroya geçirilmelidir. Aile hekimlerine ve tüm sağlık emekçilerine emekliliğe yansıyacak tek kalemden oluşan, insanca yaşamaya yetecek düzeyde izin kullandıklarında, hastalandıklarında, çocukları olduğunda veya ailesinden biri öldüğünde kesilmeyecek bir maaş ödenmelidir. Gelire katkısı %20'yi geçmeyecek ve yapılan hizmetin niteliğini ödüllendiren bir performans uygulamasına geçilmelidir. Birleşe, birleşe kazanacağız! Birleşe, birleşe kazanacağız! Birleşe, birleşe kazanacağız! Taleplerimizin karşılanabilir olduğunu ve randevu bulunamamasından şiddete kadar sağlık sistemindeki pek çok sorunu çözebileceğini biliyoruz. Birinci basamak sağlık hizmetini sunan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının örgütleri olarak bir araya gelen bizler, halkımıza ve meslektaşlarımıza karşı sorumluluğumuzun gereği olarak hekimlere ve sağlık emekçilerine maddi kayıplar ve iş güvencesizliği getiren, halkın sağlığına katkısı olmayan yönetmelik geri çekilerek yukarıda yer alan 5 maddeli taleplerimiz yerine getirilene kadar her türlü hukuksal mücadele ve eylemliliği hep birlikte hayata geçirme konusunda kararlı olduğumuzu bildiriyoruz. Kararlılığımızın göstergesi olarak ilk etapta 5-7 Kasım 24 tarihlerinde 3 gün süreyle iş bıraktık. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Sonraki haftalarda sağlık meslek örgütleriyle birlikte gerçekleştireceğimiz çeşitli eylem ve etkinliklerle halkımızın sağlığı ve haklarımız için sağlık otoritesinin harekete geçme konusunda zorlamaya devam edeceğimizi, sonuç alıncaya kadar vazgeçmeyeceğimizi tüm kamuoyuna bildiriyoruz. Teşekkürler. Şu anda özellikle yardımcılarımız olan aile sağlığı çalışanlarının bu konudaki fikirlerini almak için Sinop Aile Sağlığı Çalışanları Derneği Başkanı Aslı Hanım'ı davet ediyoruz. Meslektaşlarım, saygıdeğer halkımız. Bizler bugün burada stajyer öğrencilerimize tedarik edilemeyen aşılar için toplanmak isterdik. Bizler bugün burada kadınımız için ücretsiz HPV aşı uygulaması yapabilelim diye toplanmak isterdik. Bizler bugün burada tüm bebekler için ücretsiz rotavirüs aşısı temin edilsin diye toplanmak isterdik. Lakin bizler bugün burada 1 Kasım tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik ile yoksulluk sınırında olan maaşlarımız açlık sınırına indirildiği için toplandı. Oysa ki bizler sağlık ocağı sisteminde laborant, sağlık memuru, ebe ve hemşirenin işini tek başına yüklenen aile sağlığı çalışanları olarak devletimize külfet değil, emek vermeyi tercih etmiştik. Bizler bugün burada azami ölçüde üzerimize yüklediğimiz iş yoğunluğuna rağmen anne ve bebek ölümleri ve aşılama oranları ile Avrupa'nın ikinci ülkesi olup başarılarımıza tebrik yerine ceza ile karşılık verdiğimiz için toplandık. Oysa ki bizler özel hastanelere gücü yetmeyen, hastanelerde randevu bulamayan insanlarımızın nitelikli ve eşit sağlık hizmeti alabilmesini tercih ederdik. Bizler bugün burada doğum yaptığımızda
hastalandığımızda, annemizi, babamızı kaybettiğimizde, yıllık izinlerimizi kullandığımızda maaşımızı kestiğimiz için toplandık. Oysa ki bizler de bu ülkenin memuru, insanıydık. Sadece büyük, kocaman bir aile olabilmeyi tercih etmiştik. Bizler bugün burada her geçen gün artan ve toplum sağlığı için büyük tehdit oluşturan aşiretlerini önlemek için yönetmelik beklerken eziyet yönetmeliğini bizlere reva gördüğümüz için toplandık. Oysa ki bizler daha anne karnındayken takibimize aldığımız, aşısını uyguladığımız evlatlarımızın üniversiteye yerleştiğindeki mutluluğunu paylaşırken gözlerindeki ışığı görebilmeyi tercih etmiştik. Bizler bugün burada ülkede hamile kalan gebenin, bebeğini doğuran annenin, doğan bebeğin her birinin sorumluluğunu kişilerin kendisine değil, hatta gittikleri, başvurdukları özel hastanelere de bildirim zorunluluğu bile getiremediğimiz, denetlemelerini sağlayamadığımız için toplandık. Oysa ki bizler bugün verdiğimiz emekle yarınımızın, gelecek nesillerimizin sağlıklı olmasını tercih etmiştik. Bizler bugün burada entegre hastanelerde 96 saat nöbet tutması beklenen ebe hemşire arkadaşlarımız için toplandık. Oysa ki bizler annelerin sorularının alel acele cevaplanmamasını, bağışıklama çalışmalarının gereken titizlik ve özenle yapılmasını tercih etmiştik. Bizler bugün burada 3 yıl önce insanımızı evde kal derken aşı odalarımızın önünde oluşan kuyrukların neticesinde akşam haberlerine gururla yansıyan aşı oranlarındaki emeğimizi kat sayılara, tavana, yüzdelere hiç eden mali hesaplar için toplandık. Oysa ki bizler kat kat maskelerin, gözlüklerin ardında insanlarımızın ciğeri yanmasın diye buğulu gözler, terli bedenler ile çalışmayı tercih etmiştik. Bizler aile sağlığı çalışanı ebe ve hemşireler, can güvenliğimizi sağlayamamamıza, mesleki onurumuzu hiç saymamıza, mesleki görevlerimizi tanımlayamayıp her yeni güne belirsizlik ve kaygıyla başlamamıza sebep olmanıza, işimizi pür dikkat yapmamız gerekirken zihnimizi kaygılara boğmanıza, her felakette aklınıza ilk gelen birimler olmamıza rağmen iş mali hesaplara gelince aklınızın kırıntısından bile geçmememize rağmen sistemden vazgeçmemeyi tercih ederken bebeklerimizi, gebelerimizi, amcalarımızı, teyzelerimizi kime emanet ederiz derken bunca yılın yetişmiş nitelikli ebe hemşiresini istifaya, yuvalarından ayrılmaya mecbur bırakıyorsunuz. Bu işler için yönetmelikler ile personel yetiştirip sahayı öğretip donattığınızda biz mi haberdar değiliz? Biz insanımızı yaşatmak için insanca çalışmak istiyoruz. Öğrenilmiş çaresizliğin mahkumu değil, geliştirilebilen, sürdürülebilir sağlığın ve mutluluğun emanetçisi olmak istiyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar, değerli katılımcılar, katılımlarınızdan ötürü hepinize teşekkür ediyoruz. Hayatlarınıza, emeğinize sağlık. Sağ olun.